Önüne rağmen kış savunması bizim şehir üç öbür şehirlere dakika şimdi bir doğu kamerası. Takvim çocuk yıllarından yani ta ilkokul zamanlarından beri hep kendi kendi bir şeyler yazma ve çizme çabasında. Yani doğuştan gelen bir merakı var. İleri yaşlarda Büyük Doğu Dergisi'yle tanışıyor. Hemen aklımıza geliyor, nedir bu Büyük Doğu Dergisi? 1943-1973 yılları arasında Necip Fazıl Kısaküre'nin İslamcı bir bakış açısıyla yazdığı bir dergidir. Bir çocuk gibiydi, ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yere aldım, hep çağırıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim olur ibinim. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak kullanır yüreğlerini. Miraca yol veren kız üstüydü. Bellidir kutsallı ölçü ismimden her yanımı saçan bir kürsüydü. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşar. Hemşehrin nebiler yüzü hürmetine cevap erişen dualar var. Şiirlerinden özlü sözlerine, Kudüs sevdasından devrimci kimliğine kadar uzanan geniş bir yelpazede hayatıyla, eserleriyle ve düşünceleriyle Türk edebiyatına damgasını vuran Nuri Pakdil sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir mütefekkir ve dervişdir. Kudüs'ten yükselen bir feryattır Nuri Pakdil. Kullandığı dil oldukça kapalı ve çağrışımcıdır. Direkt olarak bir şeye vurgu yapmak yerine kendi dilini ve üslubunu kullanarak bunu okuyucunun kendisini anlamasını ister. Buradan da anlıyoruz ki yazarımız çok özgün bir yazardır. Onun oyunlarında özel hat yoktur. Zaman, mekan, ülke, kişiler gizlidir. Mekan müphemdir. Yani görecelidir ve değişkendir.